Burada kripto coin sitesi üzerindeyiz. Temmuz'da satın alınabilecek altcoin'ler listesine bir göz atacağız. Tabii sadece bunlarla sınırlı kalmayacağız ve diğer kripto paraları da değerlendireceğiz diyebilirim. Diyor ki Temmuz'da satın alınabilecek altcoin'ler belli oldu. Temmuz'da satın almaktan kasıt zannediyorum ki tabii Temmuz'la birlikte hem Temmuz içerisinde hem de daha kısa bir zaman dilimi içerisinde yani maksimum birkaç ay diyebileceğimiz bir süreçte yükseliş beklenen kripto paraları ifade etmektedir. Burada akıllara zaten genel olarak ilk hareketçiler gelir diye tahmin ediyorum. Birincisi Temmuz'da satın alınacak altcoin'ler dediğimiz zaman her zaman şu anda Bitcoin'i hatırlamak gerekecektir. Tamam. Bunu açık bir şekilde ifade edelim. Çünkü Bitcoin şu an piyasada gerçekten potansiyel katlama oranı yüksek ve zaten ilk hareket eden, katalize edecek olan şey altcoin'leri Bitcoin'dir. O yüzden işte şu altcoin, bu altcoin neden yükselmiyor tarzındaki şikayetleriniz varsa zaten yatırımcı doğrudan Bitcoin'e yönelebilir kanaatindeyim. Güvenlidir de. İki, tabii ki de Ether. Büyük yükseltmelerini yapmaya, büyük yükseltmeler, güncellemeler gerçekleştirmeye Ether tarafı devam etmektedir. Piyasanın en büyük altcoin'idir. Dolayısıyla dominans karşısında direnci yüksek ve zaten bir taklitçidir. O yüzden portföylere kesinlikle yakışır. Aynı zamanda muhakkak ki XRP coin'den söz edebilirim. Gerçi listede vardı herhalde. XRP de bir ilk hareketçidir ve kesinlikle çok iyidir. Listede olmayanlardan bahsedecek olursak da yine Lunge. Lunge radikal ve spekülatiftir. O yüzden diğerleri gibi içsel olarak hareket etme meyilli değildir. Ne zaman katalize edilirse ve piyasa müsaitse o zaman büyük karlar ve kazançlar gösterme eğilimi içerisindedir. Bunu bilip buna göre hareket etmek lazım gelecektir. O yüzden Lunge'da bulundurulabilir mi? Bulundurulabilir. Temmuz içinde katalizörleri çok yüksektir. Böyle ifade edeyim. Bir diğeri Litecoin. Litecoin de artık halving'e biliyorsunuz ki çok az bir zaman kaldı. Bir ay civarında bir zaman dilimi mevzu bahistir. Litecoin'de halving dediğiniz şey zaten bu kripto paranın tıpkı Bitcoin gibi uzun vadede özellikle yükselişini garanti altına alabilmek için altın biletini ifade etmektedir. O yüzden bu tarafa da kesinlikle Litecoin'e yönelinebilir ve çok iyi bir kripto paradır. Uzun vadede de sağlam işler yapabilir. Bir diğeri Shiba olacaktır. Temmuz demişken tabii ki Temmuz ayının başlarında Kusama'nın söylediğine göre artık Shibarium karşımıza çıkacak. Bu tabii ki devamında da alakalı olarak gelecek bir dizi belki de ona yakın farklı büyük haberle birlikte bu coin'in büyük ölçüde bir FOMO'ya kapılabileceğini ve büyük kazançlar gerçekleştirebileceği anlamını taşımaktadır. Burada tabii ki Temmuz, Ağustos değil daha genel çerçeveyle olaya yaklaşmak lazım gelecektir. Shiba'da portföylerde bulundurulabilir diye düşünüyorum. Durum bu. Tabii Peep, Floki bunlar da çok iyi. Şu an zaten Peep'in piyasaya, piyasa geneline açık ara fark atacağı bir sezon yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden ben Peep'in de yer alabileceğini aynı zamanda Baby Doge olsun, Floki bunlar da şu an gerekli kırılımları yaptığı an büyük yükselişlere müsaittir. Kısa zaman içerisinde göz atmak icap eder. Uzun zamandan biraz daha bahsedersek işte ne bileyim Conflux, işte yapay zeka coinleri bunlar da gayet yerinde ve sağlam kripto paralardır diyebilirim. XLM'den, Stellar'dan bahsediyor. Bakın Stellar çok iyi bir kripto para birimidir ya. Gerçekten çok iyidir. Ripple'a biliyorsunuz çok benzeyen bir genel yapısı bulunmaktadır Stellar'ın. Ripple'ın ne kadar ilerlediğine bakarsanız Ripple bugün yani devletlerin, ülkelerin merkez bankalarıyla işbirliği yapıyor ve sayısı 7'ye çıktı. Muhtemelen onlarcasına aylar içerisinde ulaşacak gibi gözükmekte. Tabii Stellar ne alaka? Aynı vizyon. Dolayısıyla Ripple'ın yanı sıra Stellar tam anlamıyla zaten Stellar Ripple'dan kopan bir ekip üzere doğmuştur. Tam bir alternatiftir. Tam olarak bunu ifade etmektedir. Ben de Stellar'ın hem büyük ortaklıklara tabi aynı zamanda sınır ötesi işlemler için çok büyük bir kuruluş olması sebebiyle
uzun vadede muvaffak olabilecek kripto paralardan biri olduğunu ve iyi bir yatırım fırsatı sunduğunu düşünüyorum diye durumu özetleyebilirim. XLM iyidir. VeChain'den bahsediyor, yani VET'ten. VeChain yine çok iyidir. VeChain tıpkı Conflux gibi bir Çin kökenli bir kripto paradır. Yani Çin kuruluşludur. Zaten bunun dopingini de şey kadar böyle Conflux vesaire kadar olmasa da vaktiyle bunun dopingini almıştır. Hani böyle Conflux gibi 25x'ler yapmamıştır. Ama yine de büyük yükselişler gerçekleştirmiştir. VeChain hem bir Web3 projesi, aynı zamanda da yapay zeka üzerine çalışmaları olan bir projedir. İnovatiftir. Ben iyi yerlere geleceğini, hiç değilse bu boğa sezonu içerisinde güçlü yükselişlere tabi olduğunu düşünüyorum. Yine portföylerde bulundurulabileceğini düşünüyorum. Zaten bu sepette evet sonuncu olarak XRP coin'i göstermekte. Yine çok güçlü yükselişlere tabi olduğunu, çok güçlü yön yukarı hareketler ve kazanç eğiliminin fazla olduğu bir kripto paradır. İlk başta saydığımız tıpkı Litecoin gibi bir ilk hareketçidir. Yani Bitcoin'in ilk dalga hareketi esnasındayken yükseliş eğilimi içerisinde bulunma potansiyeli yüksektir. Ve bu sezon işte ise potansiyel katlama oranları da bir o kadar fazladır. Hem geçmişteki durumları telafi etmesi, SEC vakasının bir önceki boğada yapamadığı ATH'da SEC vakası çok önemliydi. Kurumsal ilgi büyük oranda düşmüştü ve güven ortamından yoksun diyebileceğimiz bir aslında XRP coin seyrediyorduk. Bu önemli olacaktır. O yüzden dediğim gibi XRP coin'in bu sezon hem kurumsal ilgiyi toplaması, yeniden spekülatör ilgisini ele almayı başarmış olması, aynı zamanda cüzdanların çok şiş ve güçlü olması, Ripple'ın dünya genelinde çok büyük merkez bankalarıyla ortaklık kurmuş olması ve büyük yatırımlar, büyük stratejik yatırımlar yapıp bu enflasyon Fed'in baskı yaptığı piyasada ciddi bir resesyona doğru gittiği süreç içerisinde işe alımlarına ve düzgün bir şekilde büyümeye devam eder halde olması gibi sebeplerden dolayı ben XRP coin'de büyük yükselişler yaşanacağını, aynı zamanda Temmuz ayının içerisinde de yön yukarı hareketlerini Bitcoin ile birlikte Bitcoin'in katalizasyonunda devam ettireceğini düşünüyorum. Güzel bir liste. Hem liste içerisindeki 3 altcoin'i hem de saydıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman bence güzel bir portföy olduğunu düşünmekteyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.